insan kendini bir şey yaptığını zannediyor. Birkaç tane ekmek vermeyle. Ankara'nın Pursakları ilçesinde okuldan eve dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca yoğun bakımda tedavi altına alındı. Annesi köpeklerin çocuğu kovaladığını, tarlada bir arkadaşlarının gördüğünü söyledi. Ondan sonra tarlaya doğru gittim. Bir baktım ileride 8-10 tane köpek vardı oradan sonra. Çantası ilerideydi. Önce çocuğu görmemiştim. Sonra yanına yaklaştıkça çocuk böyle çırılçıplak vaziyette, yerde yatar vaziyette. Her tarafını köpekler parçalamış. O şekilde çocuğu aldık ve hastaneye götürdük. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Koca okul dönüşü Mimar Sinan Mahallesi 6. Caddesi üzerindeki boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan ve Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor. Olayın şoku içinde olan aile ve akrabaları haberi alır almaz hastaneye koştu. Amca Ali Osman Koca yeğeninin durumunun kötü vaziyette olduğunu söyledi. Bir sefer olmadı Pursaklar'da, sürekli olan bir şey. Çocuğun durumu nasıl peki? Çocuğun durumu şu an çok kötü. En az 2 ay, 3 ay burada hastane süreci var. 2-3 tane ameliyatı var. Yoğun bakımda şu an. Yaşanan olaya tepki gösteren teyze Kevser Mutluysa yeğeni Enes'in köpekleri çok seven bir çocuk olduğunu, annesinin kendisine köpek alması için Yasin suresini ezberlemeye çalıştığını anlattı. Yeğenim olur kendisi ve çocuğum o köpekleri ısırırken bile ya Şafi ya Allah diye dua eden bir çocuk bu kadar. Kendisi de köpekleri çok seven bir çocuktu. Köpek alması için annesine Yasin suresini ezberlediğini ilk 2-3 gündür sure Yasin-i Şerif'i ezberlemek için sır benim de bir köpeğim olsun diye dua edip ve Yasin suresini ezberliyordu ve çocuk köpekle imtihan oldu.